Çünkü Mehdi, şimdi diyecekler ki Mehdi İstanbul'da zuhur edecek. E sen apar topar kaçmışsın. Değil mi? Evet. Müslümanları, çocukları, anneleri, değil mi? Allah yolunda bize yardım eden, yolladığın, Cenab-ı Allah'a dua eden, Kur'an'da var ya, Ya Evet. Rabbi bize diyorlar, Allah için yardım edecek birini yolla diyorlar. Evet hocam inşallah. Ve çocuklar, mustazaflar ve ezilmişler uğruna niye mücadele etmiyorsunuz ya Allah? E adam apar topar kaçmış. Evet. Canı tatlı Mehdi olmaz. Bir, İnşallah hocam. kaçak Mehdi olmaz. İki, Evet. değil mi? Evet Niye hocam. kaçtın? Yani Peygamberimiz bırakıyor muydu? Bırakmadı hocam. He? Bırakmadı. Ne zaman hicret etti Peygamberimiz? Artık adamlar alenen kesmeye geliyorlardı. Yani. Alenen. Yani hiç kurtarır yoktu olayı. Yani bu gördüğümüz yerde öldüreceğiz diyorlardı. Evet hocam. Yanında çevresinde de insan da çok az. Yani hiçbir kurtuluş yok. Mecbur olduğu için geçici olarak Medine'ye gitti. Yoksa Peygamberimiz savaştan, cihattan, mücadeleden kaçınan bir insan değildi. Bilakis arıyor zaten öyle. Evet. Değil mi? Dolayısıyla kaçak Mehdi olmaz. Bir İnşallah kere hocam. buradan onu bir silecekler. Evet. Bir. Mehdi'nin çıkış yeri İstanbul'dur. İki. Evet. Bunu da bırakın. Canı tatlı, canının derdine düşen Müslümanları bırakıp kaçan Mehdi olmaz. İnşallah. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Siz Ayrıca Mehdi'nin alametlerini söylemekten kaçınan Mehdi de olmaz. evet. Değil mi? Bak Mehdi'nin çıkış alametlerini saysın madem Mehdi. Değil mi? Evet. Zaten olmaz da yani mantıksız, münasebetsiz bir iddia. Zaten küfür olur. Evet. De ben onu biraz şey olarak söylüyorum. Çünkü Mehdilik hiçbir zaman için iddia şeklinde olmaz. Evet. Hiçbir zaman için. Mehdi'nin en kaçındığı olaylardan bir tanesidir Mehdilik iddiası. Ne kendi söyler ne karşısındaki insana söyletir. Asla söyletecek bir söz değildir o. İnşallah hocam. Ne büyük cüret ya. Ne Evet. demek bu? Rüyaya yatın, benim Mehdi olduğumu görün. Ya kardeşim bu söz direkt küfürdür bu söz. Yani direkt bir kere kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmesi küfürdür. Rüyaya adamı da küfre sokuyoruz. Evet. Onu da peygamberliğe, yalancı peygamberliğe itmiş oluyorsun. Çünkü sen ne diyorsun? Vahiy alacaksın. Peygamber konumuna geleceksin. Sana vahiy ile hüküm gelecek. Değil mi? Evet. Ve yani Kur'an'daki hüküm gibi farz olan bir hüküm meydana gelecek. Yeni bir farz meydana gelecek ve sen o farza uyacaksın diyorsun adama. Ve ben de cennetliyim diyorsun. Bu ne demek bu? Evet. Heh. Çok acayip bir söz. Bu Evet. küfür bir sözdür. Evet hocam. Bu şekilde olmaz. Ama tabii bunları ezmeye kalkmak, böyle ne bileyim aşağılamak, bunlar akılcı hareketler değil. Ben acıyorum ben onlara. Şefkatle bakıyorum.